kan sürekli dönüyor. Yediğimiz, içtiğimiz her şey yavaş yavaş kana karışıyor. Bir de maalesef yanlış besleniyoruz. Ve bu yanlış beslenme ne yapıyor bizi? Yavaş yavaş mezara götürüyoruz. Evet, bu nedenle doğru beslenmek lazım. Nasıl doğru beslenir kişi? Peygamber Efendimiz beyaz unu yasaklamış. Yani Peygamber Efendimiz niye yasaklamış beyaz unu ki? Niye yasaklamış Peygamber Efendimiz unu? Bugün anlıyoruz. Almanlar bununla ilgili araştırma yapmışlar. Almanların yapmış olduğu araştırmada beyaz unda demir yok, magnezyum yok, kalsiyum yok, E vitamini yok, B1, B2, B3 vitamini yok, lifli madde yok. Neden yok? Çünkü beyaz unun sadece nişastası var burada. İçi, kepeği yok, roşeymi yok. E ne işe yarıyor? Bunu yediği zaman kişi bu direkt şekere dönüşüyor. Bir. Bu da şekeri yükseltiyor. Zamanla damarlara yağlanma, daralma, sertleşme. Bir kişi et yese bu kadar tehlikeli değil. Her gün et yese, her gün beyaz ekmek yemekten daha tehlikeli. Çünkü mesela kıymalı pide yediniz. Bu yemiş olduğunuz kıymalı pidedeki etin sindirimini engeller. Çünkü zank gibi onun etrafında bulamaç oluşturur. Etrafını böyle sarar molekülle ve sindirimi imkansız hale. Kişi de o zaman bazıları diyor ki ben her şeyi yiyorum, içiyorum ama ya niye ben böyle hastayım? Ben neden hastayım? Geçen birisi geldi, diyor ki ben varlıklı bir insanım. Mineralimi alıyorum, mineral hapları alıyor. Hastalandığı zaman doktoruna gidiyor, antibiyotiklerini alıyor vesaire. Ama diyor benim komşum diyor, fakir diyor. Komşusu fakir. Adamcağız gidip kahvede kağıt oynuyormuş komşusu. Yani sebze meyve zaten lüks şeyler yiyemiyor. Normal sade şeyler gibi içebiliyor. Hap alamıyor, mineral alamıyor, vitamin alamıyor, antibiyotik alamıyor. Ama o sağlıklı, öbürü hasta. Neden? Zengin olan vatandaş hemen gidip ilaçlar alıyor. Bağırsaklarına o almış olduğu ilaçlar, antibiyotikler bağırsaklardaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Faydalı bakteri azalırsa zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler bağırsakları yakıyor. Bu toksik maddeler bağırsaklar tarafından emiliyor, karaciğere geliyor. Karaciğer bu toksik maddeleri arıtmaya çalışıyor. Neyle? B6, B12 vitamini ve folik asitle. Karaciğer bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtamazsa ne olur? Kanda dolaşan toksik madde nereye depolandı? Orada problem olur. İşte normal olarak karaciğer zaten kolesterol salgılıyor. Bir de siz kişi yanlış beslenirse siyah çay içtiniz, 5 dakikadan fazla demlenen siyah çay bağırsakları kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Çünkü tanin içerir. Siyah çayda birçok etken madde var. Birinci, ikinci dakikada, 1-2 dakika demledikten sonra içilirse eterik yağlar içerir, faydalı. 2-3 dakika demledikten sonra içilirse flavonoidler içerir, faydalı. 5 dakikadan fazla içilen, demlenen çay bağırsakları kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller, kişide kansızlığa sebep olur. Vitamin, mineral, enzim yetersizliğine sebep olup bağışıklık sistemi çöker. Şeker, eskiden bal, pekmez, şuruplar kullanılırdı. Bugün günümüzde saf şeker kullanıyoruz. Bir kutu kola. Kolanın hangi firma olduğunu söylemiyorum. Bir kutu kolada 33 tane şeker var. Ne oldu? Bir günde alınması gereken şekerin hepsini aldınız. O gün hiçbir şey yememeniz gerekir. Yerseniz ne olur? Zarar. Bu şeker kemikleri eritir. Mantarı besler. Karaciğere zarar verir. Kalbe zarar verir. Ve şeker hastalığına sebep olur. Siyah çay, kahve, sürekli ve düzenli kahve içen bayanların ve erkeklerin kısırlaşmaya sebep olduğunu İspanya, Danimarka, Hollanda, Belçika'da yapılan klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Özellikle bayanlarda kısırlığa sebep olur, erkeklerde cinsel yetersizliğe sebep olur. Beynin
Yüksek oranda yağ içerir. Yağlar yağ asidine, yağ asidi asit dönüşür, kan asitlenir. Asitlenen kanı nötrleştirmek için aşırı oranda kalsiyum harcanır. Yani 100 gram peynir yediğinde kişi 200 mg kalsiyum alıyorsa 500 mg kalsiyum atar. Bu da kemiklerin erimesi demektir. O halde peynirden uzak durmalı. Yani peynir yerine ne yiyeyim diyor kahvaltıda diyor. Ben buna alıştım diyor vatandaş. Peynir yerine elma yiyin, armut yiyin, domates yiyin, biber yiyin, ne yerseniz yiyin ama peynir yemeyin. Yani dünyada 4 milyar insan peynir yemiyor da ölüyor mu? Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya gibi ülkelerde peynir yemiyorlar. Ne oluyor? Daha sağlıklı. Amerika'ya bakın insanlar yüremiyor. Hep obez. %80'i obez. Avrupa'ya bakın insanların %60'ı obez. Ne oluyor? Hepsinde tansiyon, kolesterol, şeker vesaire. Bir sürü hastalık var. Tuz tehlikeli madde. Neden? Sadece sodyum klorür içerir. Bu sodyum klorit dünya tarafından toksik madde olarak algılanıyor. Neden? Çünkü sadece bir element içeriyor. Ödeme sebep olur. Kalbe zarar verir, böbreklere zarar verir, karaciğere zarar verir. O halde yerine Himalaya tuzu kullanmalıyız. Himalaya tuzu 84 çeşit mineral içerir. 84 çeşit mineral dünyamızın ihtiyacı olan bütün mineraller Himalaya tuzunda mevcut.